أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم Rabbimiz Celle Celaluhu kılmış olduğumuz yatsı namazımızı kabul eylesin. Evvelinde okunmuş olan Yasin-i Şerifi, Sure-i Celaleleri Rabbimiz Celle Celaluhu dergah-ı izzetinde kabul ve karin eylesin. Rabbimiz miracımıza hayırlı ve mübarek eylesin. Günahlarımıza, hatalarımıza, Rabbimiz kusurlarımıza affına vesile eylesin. Bilhassa Allah Celle Celaluhu bu gece hürmetine ülkemiz üzerinde, İslam alemi üzerinde bulunan belaların ve musibetlerin define vesile eylesin. Değerli Müslümanlar, Rabbimize hamdü senalar olsun. Namazımızı cemaatle beraber kıldık elhamdülillah. Bu gecenin en bereketli işi bu. Yani kandil geceleri veyahut diğer geceler, yatsı namazını cemaatle kılan adam veyahut diğer beş vakit namazı cemaatle kılan adam günün en hayırlı işini yapmış demektir. Allah katında en hayırlı olan iş namazı kılmaktır. Ve onu vaktinde cemaatle beraber kılmaktır. Elhamdülillah Rabbim nasip etti. Allah Celle Celaluhu bizleri cami cemaatinden eksiltmesin inşallah. Camilerimizde insanların şahit olduğu, müminlerin şahit olduğu kardeşlerim, buradaki gelişlerimiz hiçbirisi boş değil. Attığımız bütün adımlar, yürüdüğümüz bütün yollar, melekler bunlara şahitlik edecek. Rabbim kıymet bilmeyi nasip eylesin. Tabi elimizdeyken kıymetin değerini bilmek lazım. Sağlık sıhhat varken camiye iştirak etmek lazım. Çünkü bir gün bu sağlık ve sıhhatimiz elimizde olmayabilir kardeşlerim. Yaşlanınca camiye gelmek belki birçok insan için kolay olabilir. Mesele gençken gelmek. Veyahut ayakta gelebilmek. Bu camiye elinde sonunda hepimiz tabutun içinde sırt üstünde geleceğiz. Mesele ayakta gelebilmek. Rabbim inşallah kendi emirlerine itaat etmeyi bize nasip etsin. Değerli Müslümanlar, malumunuz bu gece Miraç gecesi. Recep-i Şerif'in 27. gecesi. Alemlere rahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Celle Celaluhu ile buluşma gecesidir. Yani kısacası yatsı namazıyla biz ibadete başladık. Bu gecenin bereketi, Kur'an-ı Kerim dinledik. İnşallah sohbetimizden sonra tesbih namazımızı kılacağız. Bu geceyi gücü yeten devam ettirsin. Tabi her kandilde anlatıyoruz. İnşallah yapıyorsunuzdur. Biz vazifemizi yapıyoruz. Rabbim duyduklarımızı yerine getirmek nasip eylesin. Biz kendi nefsimizden, istek ve arzumuzdan değil, size Allah'ın ayetlerini konuşuyoruz. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini aktarıyoruz. Rabbim inşallah dinleyip amel edenlerden eylesin. Değerli kardeşlerim, öncelikle malumunuz ülkemizde 6 Şubat gece saat 4:17 geçe Kahramanmaraş Pazarcık depremin ara merkezi ve ülkemizin muhtelif yerlerinde ona yakın ilimizde ağır bir deprem meydana geldi. Allah Celle Celaluhu bu depremde vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Rabbim geride kalanlara sağlık sıhhat ihsan eylesin. Vefat edenlerin ailelerine Rabbimiz Celle Celaluhu sabırlar ihsan eylesin. Bir daha böyle bir imtihanla, ağır bir imtihanla Rabbimiz memleketimizi, milletimizi imtihan etmesin. Altımızdan kalkamayacağımız, bizlere ağır gelecek yüklerle Allah Celle Celaluhu bizleri imtihan eylemesin. Memleketimizin başı sağ olsun. Rabbimiz ders almayı, ibret almayı nasip eylesin. Kardeşlerim, vallahi
Bakın Efendimiz buyuruyor ya, kefa bil mevti ve izan. Ölüm insana ibret olarak yeter. İnsan şu durumdan ders çıkaramıyorsa demek ki o adamın kalbi kapanmış demektir. Şu durumdan ders çıkarmayan adam, şu depremden, zelzeleden ders almayan, ibret almayan insanın kalbi kapanmış demektir. Değerli kardeşlerim, normalde hani geçen Kandil'de de aynısını yaptık. Yatsıdan sonra yapıyoruz sohbetimizi. Çünkü akşam başlasak iftarını açanlar var. Geliyor 10 dakika vaaz kalıyor. 10 dakikada da bir şey anlatılmaz. Yani bizim derdimiz varsa eğer, biz bu gece eğer Allah'a yalvaracaksak saatimiz Allah'ın evinde geçmeli, öyle değil mi? Rabbimizin evinde geçmeli. Amacımız, maksadımız bu. Ben de dediğim gibi hep söylüyorum. Yatsıyı kılarım, duamı ederim, evime giderim. Ama kardeşlerim derdimiz var. Ve derdimiz olmalı da, hepimizin derdi olmalı. Bu din sadece hocaların değil, biz Allah'a iman ettiğimizi iddia ediyorsak bu dinden Rabbimiz hepimizi mesul tutacak, sorumlu tutacak. Rabbimiz İslam'la dertlenmeyi bize nasip eylesin. Değerli Müslümanlar, kısaca şu gecenin bilhassa öneminden bahsedeceğim. Yani her Miraç Kandili'nde konuyla ilgili neler yaşandığını biliyoruz. Tabi bazı duymadıklarımız var. Özellikle onlardan biraz bahsedeceğim. Değerli Müslümanlar, öncelikle bu gece Kur'an-ı Kerim'in tam ortasında 15. cüzde İsra suresinin ilk ayetinde veyahut kardeşlerim Necim suresinin 1. ayetinden başlayıp 15, 16, 17. ayetine kadar okuyabilirsiniz. Bu ayetler bu geceyi anlatıyor. Hazreti Muhammed'in yaşadıklarını anlatıyor aleyhissalatü vesselam. Peki bu gecenin hikmeti nedir? Yani niçin Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç kandilini yaşadı, Miraç gecesini yaşadı? Niçin Allah onu katına yükseltti? Bundan bahsedeceğim. Değerli kardeşlerim, yani ne gariptir ki şu kandil bizim için çok hüzünlü bir kandil. Çok kardeşimiz vefat ettiler. Halen enkaz altında olanlar var. Muhtemelen hani Allah'tan ümit kesmiyoruz. İnşallah canlılar da çıkar ki bu sabah yine bir kardeşimiz çıktı. Rabbimiz böyle güzel haberler almak nasip eylesin. Pazartesi, salı ve çarşamba günü bilhassa Müslümanların derdiyle dertlenmek için biz o bölgelere gittik, deprem bölgelerine. Çarşamba günü döndük, sabaha döndük, buradaydık. Kardeşlerim, bizim için büyük bir imtihan, memleketimiz için büyük bir imtihan, Müslümanlar için büyük bir imtihan. Ama bazen bazı insanlar imtihandan daha güçlü çıkar. İmtihan olur, sabreder, sabreder, Allah mükafatını verir, o imtihanın altından böyle yüksek derecelere fırlamış şekilde tabiri caizse o imtihandan güçlü ve kuvvetli çıkar. İnşallah biz de bu afetlerden, bu musibetlerden akıllanmış olarak, güçlenmiş olarak çıkacağız Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok hüzünlü yıllar geçirdi. Çok hüzünlü zamanlar geçirdi. Mesela bu gecenin yaşanmasının sebebi Peygamberimizin Kabe'den Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa'dan Allah'ın huzuruna çıkılmasının sebebini söylüyorum. Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biricik eşi Hazreti Hatice annemizi kaybetti. Hemen ardından İslam davasına destek olan, her şeyiyle Peygamberimizin yanında olan amcası Ebu Talib'i kaybetti. Bununla beraber kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam müşriklerin baskısına aşırı bir şekilde maruz kalmış ve bununla beraber bir çözüm olması umudu ile Taif'e gitmiş. Orada da ciddi darbeler almış, taşlanmış. Hatta taşlanma neticesinde yüzü kanamıştır. Yüzünden kanlar akmıştır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir üzüm bahçesine sığınmıştır ve orada şöyle dua etmiştir Allah'a. Bakın Peygamberimizin o sıkıntıdan taşlanmış, yara almış, Müslümanlar yara almış, Peygamberimize taş gelmesin diye bedenini siper eden Müslümanlar kan içinde hepsi. Yeter ki Resulullah'a taş gelmesin diyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çevresini örtmüşler etten duvar ama yine de taşlar Resulullah'a geliyor tabi. Peygamberimiz sığındı o bahçeye, şu duayı etti. Belki birçoğumuzun aklına gelmez. Dedi ki Allah'ım, eğer bana kızmışsan ya da bana kızgınlığın yoksa çektiklerimin hiçbirisine aldırış etmiyorum. Sendendir ya Rabbi diyor. Eğer bana kızmadıysan.
Ama bana kızdığın için bunları yaşatıyorsan, yani bir hata ettiysem, kızdığım için bunları yaşatıyorsan, ben hangi kusurum var, hangi hatam var, o hatamı bulacağım diyor. Efendimizin duası bu. Eğer bana kızdığından dolayı bunu yaptıysam sabrediyorum Allah'a. Kardeşlerim, musibetler sebepsiz gelmez. İnsanın başına musibetler sebepsiz gelmez. Evine, işine, ailene, çoluk çocuğuna musibet, bela, hastalık, sıkıntı boşu boşuna gelmez. Bir sıkıntı var ki bir yerde Allah seni deniyor. Bir sıkıntı var ki bir yerde Allah bu milleti imtihan ediyor. Bakın 50 bine yakın cenaze var kardeşlerim. Gittik, mezarlığın halini gördük. Yani arabalar durmuyor, cenaze araçları. Sürekli arabalar cenaze getiriyor, sürekli. Kimisi gücü yetmiyor, kendi arabasıyla getiriyor. Çok zor bir imtihan. Şimdi kardeşlerim, bu kadar sıkıntıda Peygamberimiz öyle bir imtihan içinde ki sevdiklerini kaybediyor bir yandan. Bir yandan müşriklerin baskısına maruz kalıyor. Yüreği daralıyor kainatın efendisi aleyhissalatü vesselamın. Sıkıntıya giriyor, yüreği daralıyor. Artık zaten gözlerine uyku girmiyor. Ama tek derdi insanların hidayetine vesile olabilmek. Bu insanları nasıl kazanabilirim ben? Nasıl insanlara Allah'ı anlatabilirim? Ne kadar taşlansam da, ne kadar zarar görsem de ben Rabbimin dinini insanlara nasıl anlatacağım? Resulullah bunun dertliyle dertleniyordu. Bu hüzün halindeyken Allah Celle Celaluhu Resulullah'ın derdini gördü, sıkıntısını gördü, çektiklerini gördü. Peygamberimizi ferahlatmak, Peygamberimizi az da olsa o içine girdiği sıkıntıdan kurtarmak için Rabbimiz Celle Celaluhu Resulullah'ı huzuruna getirdi. Miraç hadisesi Peygamberimizin hüzün yılı diyoruz. İslam tarihi kitaplarında böyle geçer. Hüzün yılında, yani imtihanların peş peşe geldiği bir zamanda yaşanan bir hadisedir Miraç hadisesi. Bakın Resulullah peygamberdir değil mi? Aleyhissalatü vesselam. Allah'ın seçtiği birisidir. Peygamberimiz bu kadar imtihan içerisinde Allah'ım ben peygamberim niye bu kadar imtihan yaşıyorum diyebilirdi Resulullah Efendimiz. Kardeşlerim, başımızdaki imtihanları büyük görmeyelim. Hani hep diyoruz ya, bir atasözü vardır. Başkasının yumruğunu görmeyen kendi yumruğunu demir yumruk sanarmış. Biz başkasının imtihanını görmüyoruz. Yani bir gidin o deprem bölgesini görün. Vallahi insanın yüreği kaldırmıyor. Bakın burada abimiz şahit, beraber gittik. En sonunda abimiz dedi ki, hocam dedi, gidelim mezarlıktan, duramıyoruz çünkü. Peki biz akrabamız yakınımız değil. O insanlar ne halde, nasıl imtihandalar değil mi kardeşlerim? Ama bütün bunları toplasanız Resulullah'ın başına gelen sıkıntıları halen çekmiş değiliz biz. Peygamberimizin başına gelen nice sıkıntılar vardı. Nice sıkıntılar. Sen İslam'ı anlatırken taşlandın mı hiç? Sen amcandan, yakınından Allah dedin diye hiç taşlandın mı amcan tarafından, yakının tarafından? Her defasında iyilik yapmaya çalışırken senin kuyunu kazan insanlarla karşılaştın mı hiç? İslam uğrunda. Biz ne uğrunda? Kardeşlerim, ticaret yapıyoruz. Birileri bizi aldatıyor. Ama ticaret, para kazanırken. Ama Resulullah din uğrunda bu mücadelelerle Peygamberimiz meşgul oldu. İslam uğrunda bu mücadeleleri verdi. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu ayette buyurduğu gibi Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Önce kardeşlerim şunu söyleyeyim. Peygamberimiz bu hadiseyi hem ruhuyla hem bedeniyle bizzat yaşamıştır. Şimdi adamlar çıkıyor televizyonda, ya diyor Kur'an'da bu ayet anlatılmış ama temsili bir olay diyor. Peygamber böyle bir şey yaşamamış. Şimdi kardeşlerim, buradan hemen size söylüyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı bu Miraç hadisesini bizlere aktaran 32 tane sahabe vardır. Bu Miraç hadisesini reddeden adam ayeti reddeder. Miracı reddeden adam 32 sahabeye yalancı diyor demektir. Allah bizi muhafaza eylesin. Resulullah bunu bedenen de yaşamıştır, ruhen de yaşamıştır. Adam diyor ki rüyasında görmüştü. Ya kardeşim ne rüyası ya? Ayşe annemiz yatakta Resulullah'ı arıyor. Böyle rüya mı olur? Peygamber yok evinde. Şimdi kardeşlerim, Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i huzuruna alacak. Onu ferahlatacak, rahatlatacak. Bakın mesaj çıkarın kendinize. İmtihanınız büyükse sabrın sonunda selamet vardır inşallah. Peygamberin sabrının solunda selameti gördüğü gibi. Derdin çok olabilir,
sıkıntın olabilir, imtihanın olabilir, eşinle, çocuğunla, işinle. Ama bunun sonunda sabreden adam selamete varacaktır. Eşiyle sıkıntı görüp ilk sıkıntıda boşanmaya başvuran adam, çocuğuyla sıkıntı görüp şiddetle işi çözmeye çalışan insan, hayatında sıkıntı görüp Allah'a isyan eden adam hiçbir zaman sıkıntılarından çıkamaz. Eğer sıkıntına sabredersen Allah peygamberi çıkardığı gibi seni de çıkaracaktır. Nasıl ki peygamberimiz bu miracı sıkıntılı bir dönemde yaşadıysa biz de millet olarak sıkıntıdayız. Allah bize yardım eylesin inşallah. Rabbimiz düştüğümüz şu sıkıntıdan bizi kaldırsın inşallah. Kardeşlerim, Efendimiz miraç dediğimiz şeyin mesela miraç kelime manası yükseğe çıkmak demek. İsra suresi manası gece yürümek demek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gece kainatın efendisi Rabbimizin emriyle Cebrail aleyhisselam geldi. Önce Hicr'de Kabe'nin yanında Resulullah'ın kalbi yıkandı. Niçin kalbi yıkandı? Kardeşlerim, bir insanın olağanüstü bir duruma şahitlik etmesi kolay değildir. Peygamberimiz meleklerle görüştüğü zaman, Cebrail aleyhisselamla görüştüğü zaman bilhassa Cebrail aleyhisselam gittikten sonra halinde bir değişiklik olmuştur. Ağırlık çökmüştür. Bazen konuşamadığı olmuştur uzun bir süre. Çünkü bir melekle irtibata geçiyor. Bu durumları peygamberimizin sıkıntısız yaşaması için Allah Celle Celaluhu peygamberimizin kalbini yıkamıştır. Peygamberimizin hayatında iki defa kalbi yıkanmıştır. Bu kalp yıkanma meselesi kardeşlerim böyle hani hayal meyal rüya değil. Peygamber Efendimizin süt annesi diyor ki ben diyor Muhammed'in göğsünde sallallahu aleyhi ve sellemin ameliyat edilmiş gibi izler gördüm diyor. Karnı açılmış, kalbi çıkarılmış, yıkanmış, tekrar yerine konmuştur. Bu hikaye değildir. Bu İmam Buhari'nin hadislerinde de nakledilen meselelerdir. Dolayısıyla Efendimiz hazırlanıyor miraca. Oradan tabii çok uzun detaylar var ama ben kısa geçiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce kardeşlerim kainatın efendisi Burak atıyla Cebrail aleyhisselamın önderliğinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yolculuğa başlıyor. Kabe'den o at alıyor Cebrail aleyhisselamın yanında Burak isminde bir at. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Tabii kardeşlerim mucizeleri yaratan Allah'tır. Biz eğer Kur'an okurken وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah'ım sen her şeye kadirsin ya Rabbi. O ayeti okuduğumuzda ve bu durumları ya nasıl olur dersek eğer bu bizim imanımızla çelişen bir nokta olur. Allah her şeye kadirse Resulullah'ı oradan oraya götürür. Kendi huzuruna da yükseltme gücüne sahiptir Allah. Ve Allah Celle Celaluhu 11 gün sonra enkazın altından sağlam insan çıkaracak güce muktedirdir Allah Celle Celaluhu. Bakın doktor dedi ki bazen tıp açıklayamıyor. 11 gündür bir adamın böbreklerinin iflas etmesi lazım. Nasıl bu adam ayakta durmuş? Ölmeyecekse Allah yaşatıyor kardeşlerim. Dolayısıyla Efendimiz uzun bir yolculuk yaşadı Cebrail aleyhisselamla beraber. Tabii bu yolculuk esnasında bazı şeyler gördü ve kardeşlerim bunlardan birkaç tanesinden bahsedeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Kudüs'e olan yolculuğundan bahsediyorum. Burak atıyla uzun bir mesafe ama kardeşlerim Hazreti Ayşe diyor ki annemiz radıyallahu anha peygamberimiz döndüğünde biz onu gördüğümüzde bulduğumuzda halen yatağa sıcaktı diyor. Yani o kadar kısa bir sürede gerçekleşti. Zamanı yaratan Allah'tır. O zaman içerisinde zaman yaratan da Allah'tır Celle Celaluhu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Dünya senesindeki gün, zaman, ahiretin senesi zamanı gibi olmayacak. Dünyada zaman su gibi geçiyor ki günümüzde daha çok su gibi geçiyor. Peygamberimizin buyurduğu gibi kardeşlerim günler, haftalar, haftalar, aylar, aylar, seneler gibi su gibi akıp geçecek. Bunu yaşıyor muyuz? Bir sabah kalkıyoruz bir anda akşam oluyor. İşte bu kıyamet alametidir. Herkes hazırlıklı olsun. Her şeye, ölüme hazırlıklı olalım, depreme hazırlıklı olalım, felakete hazırlıklı olalım. Hazırlıklı olursak eğer başımıza gelen musibetten korkmayız. Enkazın altında da olsan elhamdülillah ben namazımı kıldım.
Elhamdülillah ben yatsı yıkılmıştım, yatağa girdim, gece deprem oldu. İçin rahat olur en azından. Ama birilerinin hakkına girdiysen, birilerini çiğnediysen, Allah'ın emirlerini çiğnediysen, o zaman sen, zaten senin kıyametin kopmuş demektir. Senin için bir enkazın altında kalmak veyahut bir yerlerin sarsılması felaket değil. Bir insanın kıyameti namaz kılmadığında kopmuş demektir zaten. Bunu açıkça söyleyelim. Kardeşlerim, Efendimiz buyuruyor ki ben Kudüs'e giderken bazı şeyler gördüm. Mesela bazı adamlar gördüm. Bazı şeyleri ekiyorlardı, tekrar biçiyorlardı. Ekiyorlardı, tekrar biçiyorlardı. Sordum ey Cibril bunlar kimdir? Cebrail aleyhisselam buyurdu ki bunlar Allah yolunda mücadele eden mücahitlerdir ya Resulullah dedi. Onlar dedi bir şey ekiyorlar, biçiyorlar, ekiyorlar, biçiyorlar. Yani Allah yolunda savaşan bir adam, Allah yolunda şehadete eren bir adam Allah'ın izniyle böyle ekin ektiği anda, mesela biz bir şey ektiğimizde 3-5 ay bekleriz. Ama şehit olan kimse, mücahit olan kimse ahirette ektiğini sürekli biçecek. Çünkü cennet hayatında zorluk olmayacak. Efendimiz diyor ki bir insan cennet hayatı yaşarken mesela bir ağaçtan bir şey alacak, elini uzattığı zaman o dal kendisi eğilecek ona. O adama orada elini uzatma zahmeti dahi olmayacak. Cennet hayatında zorluk yok, sıkıntı yok, dert ve keder olmayacak. Allah yolunda mücadele edenler karşılığını alacaklar. Kardeşlerim bu askerlerimizin yaptığı savaş bir mücadeledir. Bizim şeytanla yaptığımız savaş bir mücadeledir. Şu zamanda dini çiğneyen, İslam'ı çiğneyen insanlara rağmen İslam'ı yaşamamız bizim için bir mücadeledir. Hanım kardeşlerimizin her ne kadar birileri başörtüyü sevmese de, birileri çarşafı sevmese de, örtüyü sevmese de, onların o örtüyle sokakta yürümesi Allah için mücadeledir. Basit değil. Bir kadın başörtüsünde içinde olduğu müddetçe ibadet halindedir. İbadet, hep ibadet. Hanımlar küçümsemeyin başörtüyü sakın. Hep ibadet halindesin bak. Başörtü başında olduğu müddetçe ibadettesin. Niye? Allah emrettiği için kullanıyorum. Allah emrettiği için örtünüyorum. Efendimiz bir kısım insan gördü. Başları taşla eziliyor kardeşlerim. Resulullah sordu dedi ki kim bunlar ey Cebrail? Cebrail aleyhisselam buyurdu ki ya Muhammed bunlar namazda ağırlık, hafif ağırdan alan adamlar bunlar. Namazı ağırdan alan. Hiç kılmayan demiyor ha. Namazı ağırdan alan adam. Sabah şimdi kalktın yatağında, yatağın sımsıcak. Ne yapıyorsun? Gidip çeşmeyi açıyorsun. Bekliyorsun sıcak su gelsin değil mi? O sıcak tarafa çeviriyoruz. Sıcak suyun gelesiye kadar bekliyoruz orada. Bekle sıcak su aksın. Ondan sonra kardeşlerim, şimdi abdesti alıyorsun, namazı kılsam mı kılmasam mı? Bakın, inanın bunları soru geldiği için söylüyorum. Adam diyor ki abdest alıyorum, bazen namazı kılmadan yatıyorum diyor. Bak şeytan böyle kandırıyor adamı. Efendimiz diyor ki bir adam sabah kalkınca boynuna 3 düğüm atar şeytan. 3 düğüm. 1. Sabah namaz için yatağından kalkınca 1. düğüm çözülür. 2. Abdest alınca çözülür. 3. düğüm namaza durduğunda çözülür. O gün içinde şeytan o adamdan uzak kalır. Baktı ki sabah bunu deviremedim. Artık başka adamlara bakayım der. Ama eğer sabah yenilirseniz şeytana kardeşlerim ki Miraç gecesinin en büyük önemi namazdır. Vallahi namazsız olmaz. Namazsız din yaşanmaz. Allah'ın huzurunda bunun hesabını asla veremeyiz. Peygamberimiz dedi ki bunlar kim? Bu başı taşla eziliyor sürekli. Ya Resulallah bunlar namazda ağır olan adam. Parada hızlı, alışverişte hızlı, para kazanmada süratli, ev arsa satmada hızlı. Namaza gelince şimdi nasıl kılacağız? Akşam kaza etsek olmaz mı? Şöyle yapsak. Bu işleri düşünen adamlar. Devam ediyor. Bir kavme uğradım. Arkaları yamalı, önleri yamalı kimseler böyle cehennemin kızmış taşlarında zıplayıp duruyorlar. Taşlar var, kızmış taşlar. Bu dünyadaki ateşe benzemez bunlar. Ey Cibril bunlar kimdir? Cebrail aleyhisselam buyurdu ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunlar zekatını vermeyen adamlardır. Bunlar zekatını vermeyen adamlar. Devam ediyor. Bir kavme geldim diyor. Bunlar buraya dikkat edin. Önlerinde bir tencere var. İçerisinde et var diyor. Pişmiş et var. Bir de diyor pis et var. Böyle kanlı, pişmemiş bir vaziyette.
Bunlar diyor pişenleri bir kenara bırakıyorlar. Çiğ etleri, kanlı pis etleri yiyorlar sürekli. Peygamberimiz soruyor, ey Cibril bu adamlar kimdir? Cebrail aleyhisselam buyuruyor ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu adamlar Allah kendisine helal bir hanım nasip etmişken gözü haramda olan erkeklerdir. Veyahut kendisine haram bir koca Allah vermiş, eş vermiş, gözü başka erkekte olan hanımlardır. Ne yapıyor? Temiz eti bırakıyor, pis eti yiyor. Allah'ın verdiği helal eşimiz varken gözümüz haramda olmamalı. Allah'ın verdiği helal eş varken hanımların da gözü haramda olmamalı. Biz Allah'a ve Resulüne gönül vermişiz. Bu hayata biz bir daha gelmeyeceğiz. Bir hayatımız varsa niçin Allah'a razı etmekle geçmesin? Niçin? Efendimiz bir kısım insanlar gördü. Kardeşlerim, yani bilhassa hanımlarla ilgili çok şeyler anlatıyor Peygamberimiz Miraç gecesi. Aman hanım kardeşlerim, bakın bu tesettür meselesi çok mühim. Allah rızası için tesettürü basit görmeyin. Allah'ın emridir, tesettür bir ayettir. Tesettürlü olmayan çocuklarımız varsa, eşimiz varsa tatlı tatlı anlatalım. Allah'ın emrini söyleyelim. Kız çocuklarımızı yaşlarından itibaren yetiştirelim, tesettüre alışsınlar. Tesettür Allah'ın ayetidir. Bu Müslümanın hayatında büyük bir önem taşır. Hanım kardeşlerime Allah için söylüyorum. Varsa böyle bir sıkıntımız, tövbe edeceğiz bu gece. Bundan sonra namahremin bizi görmesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü Allah tesettürü bunun için emretmiştir. Şimdi mantık düşündüğün zaman, mesela benim saçım açık. Bir insan bir hanımın saçını gördüğü zaman, saçını, yani aklına kötü bir şey gelir mi? Böyle çok nadir olur, çok pis bir insan olur ki bir saç teli görünce aklına kötü bir şey gelsin. Ama Allah kulunun teslimiyetini ölçüyor. Hanımlar saçınızı örtün diyor Allah. Eğer örtmüyorsa Allah onu ölçüyor. Teslimiyetini ölçüyor. Bedenini örtecek, vücut azaları belli olmayacak. Tesettürü de bozmayacak yani. Günümüzde çok farklı tesettürler meydana çıkmış. Maalesef kardeşlerim. Allah rızası için özellikle hanımlar buna dikkat etmeli. Bizim örtümüzü, hanım kardeşlerimizin örtüsünü bir modacı belirleyemez. Bir filmde oynayan kadın belirleyemez. Bir hanımın örtüsünü kim belirler? Allah'ın ayeti belirler. Bitmiştir. Nur suresini açsınlar hanımlar. Nasıl örtüneceğiz oradan öğrensinler. Nasıl örtüneceğiz? Sakın modacılara, şunlara, bunlara değil. Bakın eğer Allah için yapıyorsanız Allah'ı dinleyin. Ama eğer Allah için yapmıyorsanız inanın bunun hesabı ağır olur. Tesettürü yapıyorsun ama vücudunun diğer kısımları gözüküyor. İşte dar giyiniyor. Bunlar kesinlikle uygun değil. Ben Allah için söylüyorum. Allah'ın emirlerini de korkmuyorum anlatmaktan. Biliyorum ki hatamız olsa da biz düzeltiriz. Allah'ın ayetine karşı gelmeyiz. Hepimizin ailesinde olabilir. Kınamak için anlatmıyorum bunları. Bizim de ailemiz var, çoluk çocuğumuz var. Herkes bu imtihanı yaşayabilir. Ama mesele teslimiyet ve bu işi güzellikle anlatıp bu tesettür meselesini bilhassa. Çünkü Peygamberimiz Miraç gecesinde kadınların çok azap gördüğünü gördüm diyor. Çok azap. Niye? Tesettüre dikkat etmiyor. Niye? Namahreme dikkat etmiyor. Şimdi biz namahrem attık gitti. Yobazlık dedik. Gericilik dedik. Bir şey olmaz dedik. Kalbimiz temiz dedik. Allah'ın haşa ayeti temiz değil mi kardeşlerim? Allah emrediyor bunu. Biz buna uymuyoruz. Ya, kalbimiz temiz bir şey olmaz. Hayır kardeşlerim. Kesinlikle. Bakın zaman kötü. Ahir zamandayız. Nefsimize uymayalım. Ölüm aniden geliyor. Bakın bir hanım kardeşimiz göçük altından çıkarken ne olur bir başörtü verin de başımı örteyim dedi. Gördünüz değil mi? Kardeşlerim hangi şartta bir insanın o haldeyken aklına kolay kolay gelmez o. Ama teslim etmişse kendini bir hanım, gücanı gönülden Allah için yapıyorsa, paramparça da olsa, enkazın altından da çıksa ne olur bana bir başörtü verin diyor. Hatta bir teyzemiz, o enkazda çalışan AFAD görevlisi biraz ileriyi kazmaya çalışınca diyor ki oğlum dur diyor ayaklarımı göreceksin diyor. Bak kardeşlerim biz öyle bir milletiz ki bu durumda bile annelerimiz bakın göçüğün altında üzerinde koca bir kolon var ama diyor ki oğlum diyor ileri doğru gitme ayaklarımı görürsün diyor. Bak neyi düşünüyor orada bakın. Bize göre gericilik, yobazlık.
Ama bunun gericilik, yobazlık, bunu ahirette göreceğiz. Hani tekbir getirenlere gerici diyorlar ya şimdi. Vay efendim niye tekbir getiriyorlar? İşte millet çıkarırken tekbir mi getirilir? Aslında kardeşlerim söylenecek çok şey var da bunlara. Bunları biz ne bu milletten ne de bu insanlıktan saymıyoruz. Kur'an'a sevmeyen, Kur'an'a düşman olan biz de onlara düşmanız. Açık, bu kadar basit. Bir memlekette biz burada gezin şu topraklarda her tarafta şehit kanı var. Hepsi din için mücadele ettiler. Kalkıyorsun televizyonda vay niye Allahu Ekber diyorlar. Ne diyelim? Şarkı mı söyleyelim birisi çıkarken? Türkü mü söyleyelim? Allah'a şükretmeyeceğiz de ne yapacağız? Başka hangi çaremiz var? İsyan etsek ne kazanabiliriz? Kardeşlerim özellikle tavsiye ediyorum. Ben detay girmiyorum. Lütfen eve gittiğinizde Peygamberimiz Miraç'ta neler görmüş Allah için okuyun. Allah rızası için. Bana deseniz ki hocam anlatın. Vallahi anlatırım sabaha kadar. Ama vaktinizi almak istemiyorum. Allah için okuyalım. Kur'an'dan uzak bir hayat olmaz. Muhammed Mustafa'nın hayatından uzak bir hayat olmaz. Okuyacağız. Öğreneceğiz dinimizi ki yaşayabilelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim Mescid-i Aksa'ya geldi. Orada imamlık yaptı. Bütün peygamberlerin önderi oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Düşünün peygamberimiz önde Hazreti Adem'den Resulullah'a kadar olan bütün peygamberler peygamberimizin arkasında saf tutuyorlar. Namaz kılıyorlar. Bu peygamberimizin makamının yüksekliğine işaret edilir. Bu peygamberimizin makamının yüksekliği olduğu gibi inşallah bu ümmetin de yüksekliğine işarettir. Kendinizi hakir görmeyin. Siz Muhammed'in ümmetisiniz sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük bir peygamberin ümmetisiniz. Bu peygamberin ümmeti ancak o peygamberin hayatını yaşayarak ona layık olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'da peygamberlere namaz kıldırdı. Ardından kardeşlerim oradan gökyüzüne yükselmeye başladı. Tabii bu meseleler uzun. Efendimiz her bir kat semada bir peygamberle karşılaşıyor. Peygamberlerle konuşuyor. Ardından en son bir yere varınca Cebrail aleyhisselam diyor ki ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan sonra ben seninle beraber gelemem. Ben seninle beraber gelemem. Bundan sonrasına geçiş bana yasaklanmıştır. Bundan sonra sadece sen yolculuk yapacaksın. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yalnız başına Sidretül Münteha'ya kadar hatta İmam Buhari'de diyor ki Resulullah diyor ki o kadar çok yükseldim ki neredeyse kaderi yazan kalemlerin cızırtısını duydum diyor Peygamberimiz. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetten gelen yeşil bir refref halı gibi tarif ediliyor. Onun üzerinde artık yükseldim diyor. Bu yükselmekten kasıt gökyüzü düşünmeyin. Bakın onu söyleyelim. Allah mekandan münezzehtir. Rabbimizin mekanı yoktur. Allah yukarıda bizi görüyor. Bakın bu çok yanlış bir kelime sakın ha. Çok duyuyoruz. Allah yukarıda şahit. Kardeşlerim Allah yukarıda olamaz. Allah mekandan münezzehtir. Allah yeri makamı yoktur. Kur'an bunu anlatıyor bize. Leyse kemislihi şeyun. Allah hiçbir şeye benzemez. Sen yukarıda dersen yer belirtiyorsun, mekan belirtiyorsun. Allah yukarıda değildir. Bu sözü düzeltelim. Bazen duyuyoruz. Bazı kardeşlerimiz bir şey anlatıyor. Hocam Allah yukarıda şahit diyor. O yanlış bir kelime. Allah zaten şahittir ama yukarıda denilemez. Bu düzeltelim bunu. Bilmeyene de anlatalım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki yükseldim. Ne zamana kadar? Rabbimi görme noktasına gelene kadar. Rabbimi gördüm. Bir korku hali beni kapladı diyor Peygamberimiz. Rabbimiz emrediyor ona diyor ki ya Muhammed korkma yaklaş. Ya Muhammed korkma yaklaş sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sure-i celile Necim suresi Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın Rabbimize yaklaştığını anlatıyor. Diyor ki o kadar çok yaklaştı ki Necim suresi 9. ayeti okuyorum. Rabbimiz buyuruyor. Fekane qabe qawseyni ev edna. Bir mesafesi ok ve yay arası kadar yaklaştı diyor. Ok yay arası ne demek? Biliyorsunuz bir ok düşünün şöyle. En fazla bu kadardır. Onun gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı diyor Muhammed Mustafa için sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz birebir Rabbimizi görmüştür. Rabbimiz de orada konuşmuştur. Peki oradaki konuşması hangisi kardeşlerim? Bugün 5 vakit namazda okuyoruz. Ettehiyyatü'yü okuyoruz değil mi? İşte ettehiyyatü nedir biliyor musunuz? Peygamberimizin Allah'la olan konuşmasıdır. Miraca çıkıyor peygamberimiz.
Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat diyoruz değil mi? Sonra Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Allah peygamberimize selam veriyor. Selam olsun sana ey Habibim. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimizin cevabına bakın. Vallahi ona layık olmamak çok büyük acizliktir. Muhammed'in yolunu takip etmemek sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir bedbahtlıktır kardeşlerim. Böyle bir peygambere nankörlük edilmez. Efendimiz diyor ki Allah bana selam verdi. Ben de dedim ki Esselamu aleyna. Allah'ım selam benim üzerime olsun. Allah'la birebir ya, birebir. Kim neyi düşünebilirsin o anda? Allah'ı görüyorsun ki inşallah peygamberimiz müjdeliyor. Cennet ehli olanlar Allah Celle Celaluhu'yu göreceklerdir buyuruyor. Ya Rabbi bize nasip eyle. Cemalini görmeyi nasip eyle. Cennet değil amacımız. Cennet nimeti değil. Öncelik Allah'ın cemalidir ve Allah'ın rızasıdır kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o esnada bile Esselamu aleyna, Allah'ım selamın benim üzerime olsun. Ama ve ala ibadillahi salihin, ümmetimden salih olanların üstüne de olsun ya Rabbi. Sizi Allah'ın huzurunda unutmayan bir peygamberin ümmetisiniz. Peygamber sizi Allah'la baş başa iken, Celle Celaluhu baş başa iken sizi unutmadı. Siz şu 60 senelik 70 senelik hayatta onu mu unutacaksınız? Vallahi yazık olur bize. Vallahi yazık olur bize. Kendimize gelelim ya. Kendimize gelelim. Bunlar bize derstir. Bir gün sen de göçüğün altında kalırsın. Ben de kalabilirim. Hazırlıklı olacağız ölüme. Resulullah'a layık olmak için mücadele edelim biraz. Allah'la baş başa iken peygamber seni unutmamış sallallahu aleyhi ve sellem. Sen onun Miraç'tan orada seni unutmuyor peygamberimiz. Allah Celle Celaluhu Miraç'ta peygamberimize 3 şey vermiştir. 1. Gözümün nuru namaz verildi. Namaz kardeşlerim, aman vallahi inanın namaz kılmamak büyük bir beladır, musibettir. Yani namaz kılmayan insan çok ince bir çizgidedir. Yani İslam dini ile hadis-i şerifte anlatıyor. Namaz kılmayan adam diyor peygamberimiz, beynel küfri ve beynel abdi, bir kişinin Allah'a küfre girmesi, Allah'a karşı gelmesi, terkus salah, namazı terk etmesidir diyor. Namazı terk etmek basit değil. Ben bu konuda hocalarımızı anlatmadığı için millet namazı hafife alıyor. Namaz basit bir şey değildir. Terk edilecek bir şey değildir. Televizyon izlerken kazaya bırakılacak bir şey değildir. Senin peygamberin seni orada unutmamışken sen televizyon başında namazı terk ediyorsun ha? Sonra da diyeceksin ki ya Resulullah ben seni seviyorum. Kimse yemez bunu, kusura bakmayın. Kimse yemez bunu. Bunu sen ancak kendine anlatabilirsin. Bunu ben ancak kendime anlatabilirim. Eğer ben buradaki işimi Allah'ın dini için yapmıyorsam, para için yapıyorsam ben de bunun hesabını vereceğim. Eğer siz de namazlarınızı keyfi yere terk ediyorsanız, dini çağrılara icabet etmiyorsanız, bakın ben her hafta diyorum ki her perşembe bu camide sohbet var. 10 aydır, 11 aydır devam ediyoruz. Gelin kardeşim, gelin kardeşim ya. Gel kardeşim. Dinini öğren, mücadele et. Hayat, işe git, eve gel, gez, arabaya bin, ye, iç. Bundan ibaret değil hayat. Nerede senin İslam mücadelen? Nerede canını peygamber için feda eden, din için feda eden sahabelerin hayatı? Nerede senin hayatın, benim hayatım? Şimdi kardeşlerim, Efendimiz diyor ki Allah bana önce namazı verdi. Biliyorsunuz namaz önce 50 vakit geldi. Sonra peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Rabbimize yalvardı. Peygamber dedi ki ona, senin ümmetin bunu yapamaz. 5 vakit namaza düşürüldü. Hatta Resulullah bunu bile yapamayacak ümmetim dedi. Maalesef yapamıyoruz da. Maalesef yapamıyoruz. Ama bu gece inşallah tövbe gecemiz. Tövbe edip namazsızlığı bir kenara atacağız inşallah. Bu konuda ben sizin adınıza Allah'a söz veriyorum. İnşallah siz de bu sözü canı gönülden verin. Allah'ım bundan sonra namazsızlığa son, hayatımda yeni bir sayfa açacağım deyin. İkincisi peygamberimize verilen ikinci müjde, Miraç gecesinde her yatsıdan sonra okuduğumuz Amen Resulü'dür kardeşlerim. İkinci Miraç'ta verilen budur. Üçüncüsü bir müjdedir ki gönüllerimizi ferahlatıyor, kalplerimizi rahatlatıyor. Peygamberimiz diyor ki Rabbim bana dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşanların dışında bütün inananları affedeceğim. Bakın, Allah'a şirk koşanların dışında
bütün inananları affedeceğim. Şirk koşmamışsak Allah'a bir ümidimiz olsun. Allah'a karşı gelmemişsek, haşa ondan başka bir ilahın varlığına inanmamışsak kalbimizde bir rahatlama olsun. Ama bu rahatlama bizi namazdan, camiden, Kur'an'dan uzak tutmayacak bir rahatlamadır. Bir de bu gece için bir sünnet-i seniye söyleyeceğim. Peygamberimiz cenneti gördüm diyor, cehennem gezdirildi diyor, cennet nimetleri gösterildi. Cennet nimetlerinden bana bazı şeyler ikram edildi. Peygamberimiz ben sütü tercih ettim diyor. Ve bugün süt içmek de Resulullah'ın bir sünnetidir aleyhissalatü vesselam. İlk defa duymuş olabilirsiniz. Peygamberimiz bana bal ikram edildi, cennet ırmaklarından ikram edildi, süt ikram edildi. Ben sütü tercih ettim. Cebrail aleyhisselam da diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen insan fıtratına yakın olanı tercih ettin. İnsanın istediğini tercih ettin. Kardeşlerim ne yapalım bu gece hocam derseniz. İbadet ettik şimdi tesbih namazı kılacağız. Kılmak isteyen kalsın. Kendisi kılabilecek olan evinde kılabilir. Gücü yeten ibadet etsin ve oruç cumartesi, pazar, pazartesi. Recep'in son 3 günüdür. Yarın aslında kandilin olacağı yarın. Bugün tutanlar varsa cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. 4 gün tutmaya gayret etsinler. Büyük bir mükafattır ama gücünüz yetiyorsa. Yaşlılar, hastalar kendilerini zorlamasınlar. Peygamberimiz Miraç'tan döndü. Yeryüzüne geri geldi. 3 tane müjde verildi. Birincisi neydi kardeşlerim? Namaz. Allah rızası için kendinizi toparlayın. Ne olur kardeşlerim? Vallahi gelin elinizi ayağınızı öpeyim diyorum. Bak bu kadar ileri gidiyorum. Allah için ne olur namazlarımızı kılalım ya. Rabbimizi incitmeyelim. Vallahi yoksa daha büyük belalar gelecek. Daha büyük musibetler gelecek. Daha önceki sohbetlerde söyledim. Taş mı yağmasını bekliyoruz? Taş mı yağmasını bekliyoruz? Gördük deprem alanında şahitlik ettik. Yerle bir olmuş her taraf. Nice hayaller vardı o evlerde. Nice hayaller vardı o arabalarda. Enkaz altından çıkan nice paralar var. O insanlar bir hayaller kurdular ama o hayalleri yarım kaldı. Bizim de hayalimiz yarım kalabilir. Ama yarım kalan hayalimiz Allah'ın emrettiği şeklinde yarım kalsın. Namazımızı kılalım. Kaliteli bir Müslüman olabilelim. Allah'a itaat eden bir mümin olabilelim. Peygamberimiz döndü. Kardeşlerim uzatmayacağım. Toparlıyorum hemen. Kainatın Efendisi döndüğünde tabii söylediler Efendimizin. Efendimiz dedi ki ben şurayı gördüm. İşte Mescid-i Aksa'ya gittim. Cenneti gördüm. Cehennemi gördüm. Yine müşrikler başladılar Peygamberimize alay etmeye. Bu ne diyor bu adam? Tabii o konuşma esnasında birisi dedi ki ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem oradan gelen insanlar var. Orayı bilen insanlar var. Peygamberimiz fiziki olarak Mescid-i Aksa'ya hiç gitmemiştir. Hiç gitmemiştir. Dediler ki madem sen oraya gittin hele bir anlat bakalım bize orayı. Doğru mu söylüyorsun yoksa yalan mı söylüyorsun? O zaman biz bunu anlayabiliriz. Kardeşlerim Rabbimizin emriyle o Mescid-i Aksa'nın tamamı Peygamberimizin gözünün önüne geldi. Şu anda o Yahudilerin, Siyonistlerin işgali altında olan, namaz kıldığı zaman Müslümanların her an arkamızdan bir bomba gelecek, arkamızdan bir darbe gelecek diye düşündüğü o Mescid-i Aksa'mız, o namusumuz, o izzetimiz kafirlerin, müşriklerin maalesef zulmü altında kardeşlerim. Bu gecenin önemli noktalarından biri Mescid-i Aksa'dır. Allah bu memlekete orayı fethetmek nasip eylesin. Rabbimiz kendi kimliğimizle oraya girmeyi nasip etsin. İnşallah biz buna inanıyoruz ki orayı fethedecek ordu bizim ordumuzdur Allah'ın izniyle. Orayı alacak ordu bizim milletimizin ordusudur inşallah. Çünkü kardeşlerim yani görünen köy kılavuz istemez. Biz bunu arzu ediyoruz. Şeref ve namusumuz çiğneniyor. Biz diyoruz ki bize ne? Bana ne diyoruz? Ne olacak ki? Ne yapayım ki diyoruz? Ne hale geldik Allah'ım? Ya Rabbi sen bizleri toparla. Efendimiz Mescid-i Aksa'nın camına penceresine kadar anlattı. Şöyle camı, şu kadar penceresi. Hazreti Ebubekir orada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Dediler ki ey Ebubekir senin arkadaşın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte şöyle yaptı. Mescid-i Aksa'ya gitti, göğe yükseldi, cenneti gördü, cehennemi gördü. Allah'la konuştuğunu söylüyor. Sen bu konuda ne dersin? Hazreti Ebubekir Efendimizin lakabı neydi? Çocuklardan söylesinler, çocuklardan. Çocuklar, var mı bilen Hazreti Ebubekir'in lakabı? Evet. Söyleyin. Sıddık'tı değil mi? O Sıddık lakabının verildiği gündür bugün.
Hazreti Ebubekir'e dediler ki senin dostun Muhammed şöyle söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. O ne buyurdu? Vallahi Muhammed söylüyorsa doğru söylüyor. Muhammed söylüyorsa o doğru söylüyor. O yalan söylemez. Peygamberimiz Mescid-i Aksa'yı birebir anlattı. Kimisi büyücü dedi, sırtını döndü. Kimisi de peygambere iman etti. Kardeşlerim, buradan bize bırakılan en büyük emanet dedi ki namaz. İnşallah aminen Resulü bilmeyenler ezberlesin. Bugünkü dersimiz olsun bu. Bugünkü ibadetimizden birisi olsun. Ezberleyelim. Aminen Resulü'yü bilelim. Çünkü Miraç gecesi bize verilen bir emanettir. Namaz eksikliklerimizi tamamlayalım. Allah'a olan borcumuzu ödeyelim lütfen kardeşlerim. Bu zorlu süreçte her an başımıza her şey gelebilir. Ben kötü konuşmak istemem. Kimseyi de korkutmak istemiyorum. Ama bu musibetlerden ders çıkarmadığımızda Kur'an ayetleri öyle söylüyor. Daha büyük musibetler gelir. Daha büyük belalar gelir. Rabbim toparlamayı bize nasip etsin. Kardeşlerim, hep beraber bir dua yapalım. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin ve la udvana illa ala zalimin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hurmetihi men erseltehu rahmeten lil alamin. İlahi ya Rabbim, okunmuş olan hatmi şerifler, okunmuş olan kelime-i tevhidler, ihlas-ı şerifeler, Fatiha sureleri, ya Rabbi hasıl olan sevabı, evvelen bizzat sebebi kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz latif pak ruhu şeriflerine hediye ettik, sen vasıl eyle. Ya Rabbi, Miracın müjdecisi, Miracın efendisi olan Muhammed Mustafa'ya salat ve selam ediyoruz, sen haberdar eyle. İlahi ya Rabbi, Efendimiz aleyhissalatu vesselam şu mübarek gecede senin huzurunda senden ne istediyse biz de istiyoruz, nasip eyle ya Rabbi. Peygamberimiz neyden sana sığındıysa biz de sığınıyoruz, bizi muhafaza et ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okunmuş olan Kur'anlardan, hatimlerden hasıl olan sevabı Peygamberimiz ve Adem peygamber arasında bütün peygamberlerin, bütün alimlerin, alimelerin, sahabenin, tabi'in, etbe'u tabi'in, ya Rabbi bilhassa şehitlerimizin ve bilhassa depremde vefat eden Müslümanların ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle. Makamlarını cennet ve âli eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasıl olan sevabı camimize uzaktan yakından gelen mümin kardeşlerimizin, dünyadan ahirete göçen ana baba evlada iyar akrabayı talukat ve bil cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle. Ya Rabbi, hatmi şerifi okuyan, tesbihatları okuyan kardeşlerimiz her ne niyet üzere okudularsa niyetlerini kabul eyle. Ya Rabbi, şu gece hürmetine gönüllerimizi sana döndürdük, ellerimizi sana açtık, kalplerimizi sana çevirdik. Ya Rabbi, bizi huzurundan boş çevirme. Günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı bağışla ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Efendimizin Miraç'tan getirdiği bilhassa namaz ibadetine, namaz emanetine sahip çıkmayı bize nasip eyle. Kılanlara devamlılık nasip eyle, kılmayanlara da başlamak nasip et ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senin huzurunda bizi unutmadığı gibi Allah'ım şu kısa hayatta peygamberi unutmaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Başımızdaki musibetleri defeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ülkemizi, devletimizi, milletimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Şu deprem sıkıntısından, orada çöken evlerin sıkıntısından, oradaki Müslüman kardeşlerimizin çektiği eza ve sıkıntıdan, Peygamber Efendimizin Miraç'a çıkıp ferahladığı gibi şu milleti, şu devleti ferahlığa kavuştur ya Rabbi. Daha güçlü, daha temkinli, daha kardeşçe bu derslerden, bu musibetlerden ibret almayı bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hastalarımıza şifalar ihsan eyle, dertlerimize devalar ihsan eyle, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Ya Rabbi, kaldırmayacağımız yüklerle bizleri imtihan eyleme. Allah'ım, en büyük arzumuz şu ki kelime-i şehadetle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çene kapamayı cümlemize nasip et. Ya Rabbi, nice dualarımız var. Kalplerimizi sen biliyorsun. Kalplerimizden geçen ve hakkımızda hayırlı olan duaları dergah-ı izzetinde kabul ve karin eyle ya Rabbi. Miracın emaneti olan Mescid-i Aksa'yı kafirlerin zulmünden kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi, Müslümanlara, İslam alemine birlik, beraberlik nasip eyle. Ülkemizi bundan sonra her türlü afetten, musibetten, ağır musibetlerden, kaldıramayacağımız musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu anda burada ellerini açmış olan kardeşlerimizden şu dua edilse de
amin desek dediği ne kadar kalplerinden geçen dualar varsa ya Rabbi şu gece hürmetine kabul eyle. Bu gece hürmetine affettiğin kullarından olmayı bize nasip et. Sabaha tertemiz günahlarımızdan arınmış bir şekilde ulaşmayı ve bundan sonraki hayatımızda da senin rızan üzere yaşamayı bize nasip eyle ya Rabbi. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveliyle vel ahirin. Vesselamun ala cemii'il enbiya'i vel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Kafe ehli iman ve ehli İslam'ın ervahı için, bilhassa depremde vefat eden Müslüman kardeşlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El Fatiha.